Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün maaşı ne kadardı? Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'na kadar her Osmanlı subayının kazandığı ortalama 25 ila 50 altın arası maaş almaktaydı. Kurtuluş Savaşı sırasında ise net bir bilgi yoktur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra 1927 senesine kadar ayda 5000 lira maaş ve 7000 lira olağanüstü ödenek olmak üzere toplam 12000 lira maaş almıştır. 1931 senesinde eline geçen aylık maaş 13.000 Türk lirasıydı. 1932 yılında yürürlüğe giren yüksek maaş ve ücretlere vergi getiren kanundan sonra onun da maaşı kesintiye uğramış, aylık 9.078 liraya düşmüştür. Bu maaşından yaptığı özel tasarrufları İş Bankası'nın 4 numaralı hesabına yatırmıştır. Peki bu meblağ ne kadardı? Herkesin dediği gibi milyon Türk lirası buluyor muydu? Tabii ki de hayır. Vefatından sonra İş Bankası hesabında 53.463 lira 18 kuruş para bulunmaktaydı. Vefat ettiğinde şahsi banka hesabında ve emeklilik aylığının bulunduğu emekli hesabında toplam 73.019 lira 98 kuruşu vardı. Aylık ortalama geliri 10.000 lira olduğu kabul edildiğinde yaklaşık 7 aylık geliri bir birikimdir. Hasta olduğu döneme denk gelen bu rakam atanın imani bir hassasiyetle harameli uzatmadığını, maaşı dışında mali bir birikim elde etmeye çalışmadığını gösterir. Peki bu dönemde askeri ücret ne kadardı? Tabii ki de bunu söylemek imkansız. Çünkü askeri ücret kanunu 1974 yılında kabul edildi. Bu yılda ise askeri ücret tutarı 1200 liraydı. 2004'te ise aylık askeri ücret 423 milyon liraydı. Ne dediğinizi duyar gibiyim. Devirleri kıyaslamak ve karşılaştırmak bu şekilde yanlıştır. Doğrusu ise o dönemin alım gücünü bilmektir. Yine merak eden olursa bir milletvekili maaşı o zamanlarda çocuk sayısına göre değişiklik göstermek ile birlikte aylık 500 ile 600 lira arasında değişiyordu. Peki Atatürk niye bu kadar büyük bir meblağ alıyordu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu ve ilk reisi cumhuru elindeki imkanları kendi menfaatine sarf etmek, şahsi hesabına aktarmak bir yana bazı aylar giderlerinin gelir kalemini aşması nedeniyle boş dahi almak durumunda kalmıştır. Köşkte görevli personelin yeme içme giderleriyle köşkün diğer masrafları dahi Atatürk tarafından karşılanıyordu. Çünkü o dönemde günümüzde olduğu gibi masraflara belli bir ödenek ayrılarak ödenmiyordu. Gelen misafirlerle beraber sadece bir günde neredeyse 90 ila 100 kişinin köşkte sabah ve akşam yemeği yediğini bir düşününüz. Veya seyahatlerinde devletçe kendilerine yalnız tren ve vapur gibi vasıtaların temin edildiğini, diğer bütün masrafları da tartsanız bunların hepsini bu aldığı maaştan karşılıyordu. Borç alımı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak anılarında şunları yazar. Hele hele İstanbul'da bulunduğumuz aylarda elimize geçen maaş ve tesisatı masrafları karşılamaz olurdu. Borçlanırdık ve sıkıntıya düşerdik. Böyle durumları kendilerine izah etmeye çalıştığım zaman sözümü keser, gülümseyerek peki Ankara'da kendimizi biraz sıkar, açıyı kapatmaya çalışırız der geçerdi. Fil hakika Ankara'da masraf daha az olduğundan birkaç ay içinde vaziyeti düzeltirdik der. Özetlemek gerekirse Atatürk'ün kendisine ait bir mirası yoktur. Olanları da şu vasiyetiyle devretmiştir. Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum. 1. Nukut ve hisse senetleri şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2. Her seneki gibi nemadan nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe makbuleye ayda 1000, afete 800, Sabiha Gökçen 600, ülkeye 200 lira ve Rukiye ile Nebile'ye şimdiki 150 lira verilecektir. 3. Sabiha Gökçen'e bir ev de alınabilecek, ayrıca para verilecektir. 4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu evde emrinde kalacaktır. 5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 6. Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya Türk tarih ve dil kurumlarına tahsis edilecektir. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız.